Şimdi Antalya'dan bir hanımefendi aradı. Zehra Hanım da herhalde ya, hatırladığım kadarıyla. Demiş ki doktoru, kolesto-atom var demiş sende. Yani örs, çekiç, üzengi. Örs, çekiç, üzengi. Üzengi hariç şu kulak zarıyla hemen üst tarafında boşlukta örs çekiç denen kemiklerin üstünde kist oluşmuş. Kolesto-atom deniyor buna. Tedavi olmasan beyne gider, şu olur, bu olur. Oh, kadıncağız korkmuş. Ölecek korkudan. Beni aramış, dedi ki ameliyat olmak istemiyorum, daha kötüymüş vesaire vesaire, ne yapabilirsiniz? Sorun yok. Gökçek var, problem yok. Allah alem. Tedavi ederiz. Zerdeçal seti kullanacaksın. Zerdeçal, mahitekil, limsa vesaire vesaire. Tedavi ederiz. Ha, iyiymiş dedim. Bizim ürünleri kullanmaya başladım. Bir ay oldu, arıyor. Yok, geçmedi. İltihaba akıyor hala. İltihaba akıyor, iltihaba akıyor. Aksın dedim, akıyorsa iyidir. Kist oluşmuyor. Söylemesi kolay. Çok kötü, pis kokuyor. E ne yapayım? Akıyorsa iyidir. Akmıyorsa orada kist büyüyecek demek. Tehlikeli. Taşlaşacak. Kemik gibi oluyor. Ne zaman, ne kadar akıyor bu ya? Ne kadar çok akıyor ya? Bu kadar şey mi olur ya falan. Ne yapayım dedim ya. Allah Allah. Hastalanmışsın. İyileşeceksin. Ama sabır lazım bu işte. Okus pokus yapacak halimiz yok. Ben de Hazreti Musa'nın asası yok. Bir tane şak diye vur geçtim. Öyle bir şey yok. Devam. 3 ay oldu, 4 ay oldu. Ne zaman gidecek? İltihaba bakıyor. İltihaba bakıyorsa iyi olur, panik yok diyorum. Hala iltihaba bakıyor, iltihaba bakıyor. Pis kokuyor, kötüyüm. Buna kadar iltihapmış, içim dışım iltihapmış falan konuşup duruyor ya. La ilahe illallah. Panik yok, akıyorsa iyidir diyorum, diyorum. Her sefer arıyor, her sefer arıyor. 6 ay oldu. Nihayet dedi ki, çok şükür kurtuldum. Ağrılardan da, iltihaptan da hepsinden kurtuldum. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne mutlu sana. Yani tedavi süreç ister, zaman ister. İltihap bu, hem de taş gibi olmuş bir iltihap. Kolesto-atom taş gibi kemikleşmiş. Öyle kolay bir şey değil yani. Bir gün doktorun birisi genç birine, 20, 19-20 yaşlarında gence demiş ki, senin orta kulaktan bir kemik büyüyor, şuradan yukarı doğru çıkıyor. Beyne doğru gidiyor, kemik büyüyor demiş. O kemiği ameliyatla almamız lazım demiş. Doktora bak, kulak burun boğaz doktoru. Kemik büyüyor demiş. Ben herhalde dedi ki kemik büyüyormuş. Kemik büyüyorsa sadece kulağında büyümez, orta kulakta. Ellerinde büyür. Burnunda büyür. Yüzünde büyür. Ayaklarında büyür. Bütün vücudunda kemikler büyür. Sadece bir noktada kemik büyümez. Sadece bir hastalık var. Agromegali, hipofiz bezesinde tümör olursa, mikro makro adenoma haricinde bir de agromegali denen başka bir hastalık daha var. Bu, o zaman eller büyür, ayaklar büyür, yüzler büyür. Bu başka bir hastalık. Agromegali. Hormonal anormallik nedeniyle onda da el, yüz, ayak büyür yani. Bir kemik yine büyümez. Dedi ki bu kemik değilse nedir? İltihap. Kemik gibi sertleşmiş. Ya o kemik gibi olur mu iltihap? Evet, olur. Ne yapacağız? Zerdeçal seti, zerdeçal, mayteke, limsa. Kullanıyorsun. Bitti gitti. Gerçekten bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Sabredersen. Sabredemezsen zor. Bizim ürünleri kullandı. 25, 24, 25 gün kullandı. Fazla değil yani. Sabah kalkmış erkenden. Beni arıyor sabah namazı. Hocam, hocam, buyur. Kalktım, yatağın üstü simsiyah, yastığın. Ne olmuş? Kulağım akmış. Çok komiksin dedim. Kulak akar mı? Kulak aksa sen konuşabilir misin? Ölürsün.
Kulak akarsa bittin zaten. E ne o zaman bu akan? Doktorun iltihap dediği, kemik dediği şey iltihap, o akmış. Allah Allah. Evet, Allah Allah. Allah. Ne yapacağım şimdi? Doktoruna git. Kulağını yıkat. Sonra da beni ara. Tamam dedim. Doktora gitmiş. Doktor, aa demiş. Bu kemik değilmiş, iltihapmış. Ne olacak şimdi demiş. Kulağını yıkayacağız demiş. Kulağını yıkamış. Beni arıyor. Hocam doktor, iltihapmış bu dedim. Bilmiyormuş. Şimdi dedi, kulağımı yıkadı. Tertemiz. Hiçbir rahatsızlığım yok. Eve gidiyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsın hocam.